Şöyle yapayım mı? Girişim şöyle olsun videoya. Ay neyse. Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Sonunda oturduğum bir video çekiyorum. Bilmiyorum, son videom vlog olduğu için şuradan izleyebilirsiniz. Uzun süredir hiç böyle oturmalı video çekmiyormuşum gibi hissediyorum. Özellikle tam bu pozisyonda, benim normal çekim alanımda uzun süredir yokmuşum gibi hissediyorum. O yüzden çok heyecanlıyım bugünkü video için. Başlıktan görebileceğiniz üzere bugün Şubat favorilerimi çekeceğim. Çok fazla lafı uzatmayalım çünkü yine bir sürü şey var. Evet, hemen videoya geçelim. Videoya geçmeden önce ama beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. İsmim Z.Serdaro. Zeynep Serdaroğlu alınmıştı maalesef. O yüzden Z.Serdaro. Lütfen takip edin. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Evet, şimdi videoya geçebiliriz. İkinci döneme başladım, okul dönemime. Ve bir anda o kadar ağır ki bizim bölüm. Bilmiyorum yani. Bir anda çok böyle ağır ağır ödevler var veya ben çok fazla abartıyorum. İkincisi daha muhtemel. Bu ay birazcık benim için yoğun bir aydı. O yüzden ne böyle çok aman aman bir kitap okuyabildim, ne çok bir film izleyebildim, dizi izleyebildim. Ama yine de favorilerim var. O yüzden filmlerden başlamak istiyorum. Öncelikle bir tane kısa film önereceğim. Hatta aşağıya da linkini koyacağım bir filmin. Filmin ismi Boogie Woogie Daddy diye bir film. Kısa film dediğim gibi ve bizim okul için izledim ben bu filmi. Fotoğraflarla bir adamın babasıyla olan ilişkisi anlatılıyor. Ve ben bayağı beğendim. Kullandığı formatı, yani fotoğraflarla dediğim gibi anlatıyor hikayeyi. Ve babasının çektiği fotoğraflar üzerinden onunla olan ilişkisini anlatıyor yönetmen. Kullandığı formatı çok iyi kullanmış bence. Ben daha böyle kişisel hikayeleri seviyorum. Aşağıda linki olacak, izleyebilirsiniz isterseniz. Sundance'a katılmış bu arada kısa film. Evet. Şimdi sırada asıl, bu da film sayılmayabilir aslında. Çünkü çoğu insan aslında film saymıyor ama bence sayılmalı. Şimdi bahsedeceğim film Bo Burnham'ın Inside filmi. Şimdi bunu neden filmden belirlediğini açıklayayım. Çünkü bu izleyeceğiniz şey boyunca aslında Bo Burnham bir komedi specialı yapıyor. Yani stand-up show gibi bir şey. Zaten yani Bo Burnham komedyen. Vine'dan hatta ünlü oldu. Is there anything better than pussy? Yes, a really good book. Neyse. Bo Burnham bu insan 5 yıldır falan hiçbir şeyle, yani komediyle uğraşmıyor. Eighth Grade diye bir film çıkarttı. Hatta Promising Young Woman filminde de oynadı ama komediyle ilgilenmiyordu. Karantinayla beraber evin içerisinde bir tane komedi specialı, komedi şovu çıkarmaya karar verdi. Zaten bir sürü şarkısı TikTok'ta biliyorsunuzdur meşhur oldu özellikle. Benim hani küçücük 9 yaşındaki kuzenim bile Jeff Bezos şarkısını söylüyordu yani yazın. Bo Burnham'ın yaptığı şey, ben daha önce kanalımda bir kere daha bahsettim galiba. Make Happy'den bahsetmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Make Happy'den bahsetmiştim. Bence Bo Burnham bir şekilde insanlarla bağ kurabiliyor. Yani komedisi sırf komedi olarak kalmıyor. Çok daha yüksek bir seviyeye ulaşıyor. Ben burada ağladım mesela. Mekebide de ağlamıştım, o yüzden hani karantinanın içerisinde çekiyor. 2020 karantinasının içerisindeyken çekiyor. Bütün de şeyi kendisi yapıyor. Senaryo kendisini, yönetmenlik kendisini, edit kendisini, müzikler kendisinin, yani her şeyiyle kendisi uğraşmış. Ve o dönemdeki gerçekten çaresizliğimizi çok iyi aktarıyor. Hepimizin ortak yaşadığı çok manyak bir durumda. O yüzden Bob Burnham bunu çok iyi anlattığını düşünüyorum. Kesinlikle izlemediyseniz hala, ben bayağı geç kaldım, bu 2021 Haziran gibi falan çıkmıştı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ben ancak bu ay izledim. Sırada dizilere geçelim. Yine Netflix'te olan bir tane diziden bahsedeceğim şimdi. Bu yeni çıktı ve aslında bunun üzerine ben bir video çekmeyi planlıyordum. Ama dedim ki sonrasında bir bakayım, bir izleyeyim. Çünkü emin değildim. Çünkü kitaptan uyarlama bir dizi. One of Us Is Lying'den bahsedeceğim. One of Us Is Lying bir kitap. Ben bunu geçen ay okudum hatta. Çünkü dedim ki hani Netflix'e geliyor dizi madem, okuyayım artık. Çıksın aradan gibi bir durum vardı. Ve kitap, geçen ay bahsetmedim kitaptan çünkü çok aman aman bir kitap değildi yani. Çok müthiş, çok değişik bir şey değildi yani, okudum bitti. Sadece beni çok aman aman etkilemedi dediğim gibi. Bir ay sonraya geliyoruz. Dizi 18 Şubat'ta galiba. Netflix'e geliyor. Normalde Eylül-Ekim gibi bir ayda 2021. Amerika'da yayınlanıyor, sonra Netflix sanırım haklarını satın aldı da Türkiye'de yayınladı. Öyle bir durum. İzliyorum. Daha ilk bölümden. Kitaptan çok farklı. Bu şeyleri sevmem. Kitapla aynı gitmeyen dizilerdir, filmlerdir. Çünkü hani şöyle diyeyim, bunu bugün, hatta daha bugün de tartıştık. Derste bir şey oldu. Macbeth'i okuyoruz ve Macbeth'le alakalı bir şey gerçekleşti, konuşma gerçekleşti. Adapte etme işini konuştuk. Kitaptan diziye, televizyona, işte şeye, filme falan filan. Ve benim problemim şu. Eğer kitabın
gerçekten çok çok önemli bir şey faktörü değilse o zaman diziden veya filmden çıkarılabilir. Zaten ne kadar zamanımız var? Film ve diziye ayıracak vaktimiz var mı? Ve nelere vakit ayırdığımız çok fazla önemli. O yüzden hani eğer ana konuya, ana olaya çok da aman aman bir katkısı yoksa çıkartılabilir bence. Kendi düşüncem. Önemli kısımlara sadık kalmayacaksan o zaman yapma. Ama önemsiz kısımları da çıkart yani. Ben o konuda şey değilim. Geri dönüyorum Man of Uzlying dediğim gibi. Kitabı okudum. Kitap normal. İlerliyor. 2010'lar young adult, genç yetişkin, gençlik lise kitabıydı. Ne eksiği ne fazlası. Tam anlamıyla öyle bir kitaptı. Diziden de çok farklı bir şey beklemiyordum. Ama sonra izledim ve dizi bence çok daha iyiydi. Ben bunu hayatımda sadece bir şey için dedim. O da Call Me By Your Name. Bence film kitaptan çok daha iyi. Ve ikincisi de One of Us Is Lying için olacak. Bence dizisi kitaptan çok daha iyi. İlk bölümden itibaren böyle saçma salak şeyleri hemen göz ardı ediyorlar ve açıklıyorlar şu an böyle böyle diye. Ben bayağı beğendim. Netflix'te var dediğim gibi ve o kadar kolay bir izleme ki ben dediğim gibi bu ay çok çok doluydum. Yemek yerken izliyordum. Arkada açıktı. Ben bayağı beğendim One of Us Is Lying'i. Kesinlikle öneririm. One of Us Is Lying'i hiçbir şekilde anlatmamam çok özel. O yüzden azıcık hemen kısa bir şekilde konusunu söyleyeceğim. 5 öğrenci var. 5 öğrenci cezaya kalıyorlar. Okulun ilk günü falan hatta. Ve sadece 4'ü hayatta kalıyor. 4 kişi olarak çıkıyorlar. Yani biri ceza sırasında ölüyor. Olay bu. Dizi bu. Saçım ne kadar kötü, çok özür dilerim, neyse. Evet, şimdi öbür diziye geçelim. Tahmin edeceksinizdir diye umuyorum. 2 gün önce bitti zaten Euphoria. Ocak'ta başlamıştı galiba. İşte 2 ay bir süreçle bitirdim Euphoria'yı şükür. Euphoria'nın bu sezonu aslında çok beğenmedim. Genel olarak düşünüyorum şimdi, 2 gündür düşünüyorum. Dizi bitti, sezon bitti. Bence bazı kısımlar vardı çok gereksizdi. Bence bazı kısımlar vardı çok uzatılmıştı. Artık zaten hani birazcık spoilerlı konuşayım mı diyorum. Çünkü hani izlemediğini bildiğim bir annem kaldı. Bir de en yakın arkadaşlarımdan biri var, Esen. Bir o izlemedi ikinci sezonu yani, öyle diyeyim. Kat ve Ethan'ın ilişki dramaları bu kadar abartılmalı mıydı bilmiyorum. Bence çok farklı farklı fikirler vardı. Ve hepsi karman çorman oldu gibi hissediyorum. Özellikle son bölümde mesela. Şimdi spoiler koyayım. Spoiler. Euphoria için spoiler. Euphoria için spoiler. Artık internette olan herkes en azından birkaç sahne gördüğü için bu spoiler birazcık saçma olduğunu düşünüyorum ama yine de koyuyorum. Ya işte Ashtray. Çocuğun ismi ne bilmiyorum. Orada vurulacak. Kavga sahnesi var. Silahlı kavga sahnesi. Abi 3 kere gidip geri dönüyorsun. Sahneyi bitir. Bunalacağım. Sahneyi bir bitir. Öbür sahneye öyle geç. Sahnelerin olayı o zaten. Bir bu tarafa gitmene ne gerek var? Vallahi bunaldım. Sam Levinson, seni gördüğüm an böyle bir... Yani bilmiyorum, diziyi birazcık bok etti gibi hissediyorum. Bu sezonu galiba tamamen kendisi yönetmiş. Geçen sezon birazcık farklı farklı yönetmenler vardı ama hani gerçekten gerek var mıydı? Bazı sahnelere gerçekten gerek var mıydı? İlk 3-5 bölümde her tarafta çük olmasının gerçekten gereği var mıydı? Yemin ediyorum. Bilmiyorum. Bazı sahneler çok gereksiz. Mesela Jules, ya bak. Jules'la Elliot'ın Rue'yu aldatması hikayeyi ne kattı? Rue bilmiyor bile hala. Sonracığıma Rue güya kadından uyuşturucu çaldı. Lan küçücük, özür dilerim ama küçücük yer, her tarafa yürüyerek bisikletle gidiyorsunuz. Kadını bulamayacak mı sanıyorsun ki? Allah'ım, ya Rabbim, sen sabır. Belki de favorilerime koymamalıydım. Ama şöyle diyeyim, gerçekten izlerken bazı sahneler çok çok hoşuma gitti. Benim ilk sezondan beri en sevdiğim karakter Lexi'ydi. O yüzden bu sezon onun bu kadar parlamış olmasını çok seviniyorum. Bakın, bu ilişkimiz, bir ekrandan izliyorsunuz beni. Bir ilişkimiz nereye kadar gidebilir? Beni ne kadar tanıyabilirsiniz bir insan olarak diye sorabilirsiniz. Eğer merak ediyorsanız Lexi Howard'ı izleyin. Aynı kişiyiz. Keşke şaka yapsaydım. Aynı kişiyiz. Ben o kızım,
O kız benim. Artık beni tanıyın videosuna gerek kalmadı çünkü direkt bunu söylemem yeterli. Ben Lexi Howard'ım. YouTube ismimi Lexi Howard olarak değiştireceğim. Lexi konusunda iyiydi. Lexi konusunu tebrik ediyorum. En azından onu iyi halletmiş Sam Levinson. Onun dışındaki her şey... Aslında bu ay iki kitap okudum. Ama bir tanesi okul içinde ve çok beğenmedim. O yüzden onu göstermeyeceğim. Kafamı allak bullak etti. Kafam patladı yani bu kitabı okurken. Sessiz Hasta. Ters Köşe'nin en manyak olduğu kitap bu. Bu kitap Alişa'yı anlatıyor. Alişa bir ressam. Ama kocasını öldürüyor bu kadın. Sonrasında kadın bu durumunu anlatan bir resim çiziyor. Hiç konuşmuyor. Sessiz kalıyor. Hiçbir şey konuşmuyor. Bir anda ketumlaşıyor. Davasında da konuşmuyor. Kendini savunmaya çalışmıyor. Ve onun yaptığını düşünüyor herkes hani sustuğu için. Ve bir tane mental akıl hastanesine yatırılıyor. Psikoterapist Theo. Doktor Theo geliyor diyor ki ben bu kızı konuşturacağım. Ben ilgileneyim onunla diyor. Ve onun çabalarını izliyoruz. Onun çabalarını okuyoruz. Öyle, şöyle diyeyim ağzım gerçekten çenem böyle yere düştü. O kadar şok ediciydi. Bilmiyorum. Bunu kesinlikle okuyun. Okuyun, okutturun. Eğer gerçekten böyle gizem, cinayet, kim yaptı, neden yaptı? Biri arkaya şey yazmış. Hitchcock gerilimi, Agatha Christie kurgusu ve Yunan trajedisinin birleşimi. Kesinlikle katılıyorum. Daha nasıl satabilirim bu kitabı bilmiyorum. Lütfen gidin alın. Sessiz Hasta Alex Michalides. Sırada şarkı vakti. Bu şarkıların hepsini her zamanki gibi aşağıdaki playlistimde bulabilirsiniz. Ve bundan daha fazlası da olacak. Hani bu şarkılar benim favorimdi ama playlist galiba 100 şarkıyı aşmak üzere. Aşmış bile olabilir, emin değilim. Bunlardan çok daha fazla şarkılar da var. Aşağıdan bulabilirsiniz. Evet. It still hurts watching him fade away. Of my winner. My winner yani my winner. Ya bir şey söyleyeceğim şimdi. Size soracağım bunu bilmiyorum çünkü. Bak az sonra dinleteceğim kısmı yapan bir sürü şarkı var ama ne olduğunu bilmiyorum ve çok seviyorum bunu yapmalarını şarkıcıların. O yüzden ne olduğunu biliyorsanız lütfen aşağı yazar mısınız böyle? Notaların değişimine dikkat edin. Evet, şarkılar bu aylık bu kadardı. Bayağı vardı. Yani herhalde müzik birazcık öne çıktı bu ay. Çünkü dizi, film falan izleyemedim çok. Bu şarkılar ve daha fazlasını aşağıdaki playlistten bulabilirsiniz. Ve eğer az önceki soruma da cevap verirseniz çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Mesela şeyde de var. Cage the Elephant'ın Trouble şarkısında da var. Orada da yapılmasını çok seviyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. İsmi, terimi var mı? Ve bunun gibi daha fazla şarkı önerirseniz karşılıklı şarkı önerisi yapalım. Sırada diğer şeylere geçelim. Bu son kategorimiz. Şöyle başlayayım. Kış olimpiyatlarını izledim. Okulda da izledim. Aralarımda evde de izledim. Hatta şuradaki videoda izlediğimi görebilirsiniz. Çok manyak olaylar var. İteri Tutberitse her zamanki gibi yine ve yine korkunç bir insan olduğunu kanıtladı bence. Bir sürü olaylar oldu biliyorsunuz dopingle falan alakalı. Tekrardan Tessa ve Scott'u ne kadar özlediğimi hatırladım. Evet, kış olimpiyatları vardı bu ay ve bayağı eğlenceliydi. Herkes düştü falan.
Bir sonraki diğer şey, diğer kategorisindeki şey, benim bir brownie tarifim var. Bakın bu ay gerçekten bu tariften bahsetmediğim insan kalmadı. Ama o kadar güzel, şaka gibi arkadaşlar, gerçekten şaka gibi, bu kadar güzel olmasını asla beklemiyordum. Ama bir güzel oldu ki anlatamam size. Yani tamam, evet, yağ kullanımı çok fazla var. Ama arkadaşlar, tarif için özel ekstra bir video çekeceğim. Ama şimdiden böyle bir ipucu olsun, öyle bir video gelecek. Ve o tarif sizin hayatınızı değiştirecek. Hayır, çok güzel bir brownie yaptım. Kamera karşısında da yapacağım ve aynı şekilde güzel olacak eminim. Çünkü çok net eminim ki bu tarifi ben tutturdum ve hepsi aynı olacak kesin. Evet. Bugünlük bu kadardı. Evet, 40 dakika konuştum arkadaşlar. Bunu şimdi editlemeye gideceğim. O yüzden sizlerle vedalaşıyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Bu ay yine bir sürü içerik geliyor. Çok kararlıyım, bu ay içerik bayağı gelecek. Ve evet, Instagram'da tekrardan bir reklamını yapayım. Okay. Evet. Şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın.